Seda Sayan'dan kahreden acı haber geldi. Ünlü sanatçı ölümle savaşıyordu. Annesinin hastalığıyla mücadele verdiği sanılıyordu. Ama usta sanatçının kahreden haberi kısa sürede sosyal medyada duyuldu. Ölüm kalım savaşı veren Seda Sayan'ın kötü haberi ise herkesi şok etti. Günlerdir hatta aylardır ekranlarda veya herhangi bir platformda görülmeyen Seda Sayan'dan sevenlerini üzen haber geldi hiçbir eğlence, düğün vesaire bir yerde boy göstermeyen Seda Sayan'ın bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı. En yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlunun vefatında bile telefonla taziyesini ileten Seda Sayan'ın sakladığı hastalığı duyuldu. Önceki gün bir mekanda güçlükle ayakta duran Seda Sayan'ın yanından bir an olsun bile ayrılmayan kocası Çağlar Ökten vardı. Gazetecilerin sorularının bir kısmını yanıtlayan sanatçı Annem çok rahatsız. Onunla ilgileniyorum. Bugünlerde en büyük destekçim kocam demişti. Kendisi de yürümekte güçlük çeken sanatçı hastalığını gizlemişti. Kendisinden yaşça küçük kocası için defalarca bıçak altına yatan sanatçının herkesten gizlediği hastalığı neydi? Hem annesinin hem de kendisinin de hasta olduğu için uzun süredir evinde dinlenen Seda Sayın yaptığı operasyonlar sonucu maalesef enfeksiyon kaptığı öğrenileti. Sürekli farklı farklı yerlerinden ameliyat olan sanatçının vücudunu saran enfeksiyondan dolayı ağır bir rahatsızlık geçirdiği söylendi. Bu zor günlerinde onu bir an olsun bile yalnız bırakmayan Çağlar Ökten, iyi günde kötü günde birlikteyiz. O benim canım aşkım dedi. Hem annesi için hem de sevgili karım için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ve buna hazırım diyen Çağlar Ökten sevenlerinden büyük takdir kazandı. Bizler de Seda Sayan'a ve annesine Allah'tan şifa diliyoruz. Bu yaşta annesiyle bu kadar ilgilenen örnek bir sanatçı olduğu için kendi adımıza da ayrıyeten Seda Sayan'ı tebrik ediyor ve bu yaptığını takdir ediyoruz. Peki Seda Sayan'ın zor anlarında bile yanından ayrılmayan Çağlar Ökten için siz neler düşünüyorsunuz? Gerçek aşk bu olsa gereksi. Çağlar Ökten'i de ayrıca tebrik ediyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.